Radyo Tiyatrosu. İdamlık Mahkumlar. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Ömer! Ha? Sen misin gardiyan efendi? Sabahın 3'ü oldu evlat. Neden uyumadın? Uykum kaçtı. Oturup mektup yazayım dedim. Kime yazıyorsun? Benim hanıma. Hanımına mı? Niye ki? Nasıl olsa yarın ziyaret günü, mektupta diyeceklerini yüzüne derdim be oğlum. Haklısın, haklısın da öyle şeyler vardır ki insanın yüzüne karşı söylenemiyor. İşte bu mektupta yazdıklarım da onlardan gardiyan efendi. Neyse, mektubu postayla mı atacaksın? Hayır, avukatıma vereceğim. Eşime o verecek. Avukatın mı verecek? Evet, ölümümden sonra. Sen neler söylüyorsun ya? Aa, dur, şimdi aklıma geldi. Senin bugün mahkemen vardı değil mi? Karara varılacaktı. Evet. Karar ne? Sakın. İdam verdiler. Yapma be. Şimdi üzüldüm Ömer. Boş ver, üzülme, ne yapalım? Demek idam verdiler ha. Ama hiç belli olmaz. Bakarsın asmazlar. Müebbete çevirirler. Çok oluyor böyle yani. Sonuçta boynumuza idam fermanını astılar ya. Asarlar ya da asmazlar, onu bilmem. Korkma, asmazlar. Görmüyor musun bu hapishanede kaç tane idamlık var? Hangi birini astılar ki? Bakma sen hakimlere. İdamına deyip kalem kırıyorlar ama kimseleri de astıkları yok. Gardiyan efendi, asılma korkusunu yaşamak bile yetiyor insana. İzin verirsen şu mektubu bir an önce bitirmek istiyorum. Acelen ne ki Ömer? Saatin kaç olduğunu haberin var mı? Saat mi? Sabahın 3:30. Neden sordun ki? Unuttun mu gardiyan efendi? Ölüm buraya şafakla birlikte geliyor. Haklısın evlat. Madem öyle, bitir mektubunu. Ben de diğer koğuşları gezeyim. Bu çocuğun bir geldiği günler vardı, bir de şimdiki hali. Çok idamlık gördüm ama bunun değişik bir hali var. Kültürlü olmanın hali başka canım. Nazan, sevgili eşim. Sen bu mektubu okuduğun zaman ben çoktan ahirete göçmüş olacağım. Ölmek herkes için mukadder, biliyorum. La yetiyor insana. Günahlarımı düşünüyorum. Bu düşüncelere çok daha önceleri niçin sahip olmadığıma hayıflanıyorum. Senin yaşayacağın çaresizlikleri düşünüyorum. İki biricik yavrumun boynu bükük, masumane bakışları gözümün önüne geliyor. Bu kadar aşağılara düşmem, bu kadar ızdıraplara sebep olmam, bin idam edilmekten daha çok acı geliyor bana. Şşş, Ömer kardeş. He? Ne oluyor? Benim, Abdurrahman. Hah, korktum birden. Hayrola Abdurrahman Çavuş, uyumadın mı sen? Bir uyuyorum, bir uyanıyorum. İdamdan uykusundan ne olur ki Ömer kardeş? Ha gelip asılar, ha asacaklar korkusu insanda uyku neyimi bırakıyor. Haklısın Çavuş, haklısın. Sen mektup mu yazıyorsun? Evet. Ya kusura kalma ama sana bir şey soracağım Ömer kardeş. Buyur, sor Çavuş. Sen 4 yıldır yatıyorsun burada değil mi? Oldu o kadar. 2 yıldır da ben yatıyorum seninle birlikte. Dikkat ettim de iyi bir adamsın sen. Okumuş, yazmış, şehirli bir insansın. Kimseye bir kötü söz ettiğini de ne duydum ne gördüm. Hırsızını da seviyorsun, katilini de seviyorsun. Her bir mahpusu seviyorsun. Yani insanları seviyorsun sen. Orada dur Abdurrahman Çavuş, orada dur. Evet, sizleri seviyorum. Belki de kader arkadaşı olduğum için seviyorum ama insanları sevdiğimi söyleyemem. Anlayamadım. Eğer insanların hepsini sevseydim, herkesi sevseydim, 4 yıl önceki o yağmurlu gece elime silah alıp da o kahveyi basmazdım. Kahve basmıştın sen değil mi? Anlatsana şu işi bir daha Ömer kardeş. 12 Eylül öncesiydi. Devletin güçsüz olduğu acı, kanlı, karanlık gecelerden bir geceydi. Dışarıda fırtına ve yağmur vardı. İşte geldik. Kahve şurada.
Uf, amma ıslandık ha. Sırılsıklam oldum. Hadi bir an önce işimizi bitirip de gidelim şuradan. İdris bak ne diyeceğim. Ne var? Ya bu gece yapmasak şu işi. Saçmalama Ömer. Dur bakayım. Bana bak. Yoksa korkuyor musun? Ben mi? Yok 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 canım. Neden korkayım ki? O zaman lafı bırak da yürü hadi. Takip et beni yürü. İşte bak geldik geldik. O kahve bu kahve mi? Evet. Peki herkes mi vuracağız? Saçmalama vuracağımız 3-5 kişi sadece. Peki kim onlar? Sen tanıyor musun? Tanıyorum. Akşamları hep bu kahveye takılıyorlar. Şimdi bak. Dinle. İçeri önce ben gireceğim tamam mı? Sen Hı-hı. hemen arkamda olacaksın. Anlaştık mı? Ben Hı-hı. ateşe başlar başlamaz sen de ateşe başlayacaksın. Tamam. Heh. Silahın cebinde değil mi? Evet. Aman ha. Çıkarman kolay olur bak. Şöyle bir dakika. Tamam hadi. Nerede? Burada mı adamlar? Evet buradalar. Şu karki köşede bak. Sobanın başında oturan grup var ya işte onlar ha. Hadi tam önlerine geldiğimiz zaman basacağız tetiğe. Hadi şimdi takip et beni. Şimdi! Aa! Yandım! İşte böyle Abdurrahman Çavuş. Takır takır taradık o adamları. Kim olduklarını bilmeden bir heva uğruna vurdum onları. Vay be. Peki kaç kişi öldürdünüz o gece? 4. Ertesi gün gazetelerden öğrenmiştim. Demek hiçbirini de tanımıyordun ha? Yok. Tanımadığım gibi suçları neydi onu da bilmiyorum. Nasıl kandırılmıştık, nasıl beynimiz yıkanmıştı. Kinsiz, öfkesiz, o sebepsiz, o 4 kişiyi nasıl öldürdüm. Bugün bile buna bir cevap bulamıyorum. Şafak sökmeye başladı. Gün ağrıyor kardeş. Evet görüyorum. Koğuşa sızmaya başladı ışınları. Şimdi rahat rahat bir uyku çekebilirim artık. Sen mektup mu yazıyordun demin? Evet. Sana da mani oldum. Kusura kalma. Ben yatıyorum Ömer kardeş. Sen de yat. Bütün gece gözünü kırpmadın. Hep yatıyoruz zaten Abdurrahman Çavuş. Şimdi seher vakti. Ya Rabbi, dağlar, deryalar kadar, hatta onlardan da fazla günahkar olduğumu biliyorum. Bu seher vakti, bu salalar vakti sana el açıyorum. Yüzü kara, kapkara bir kulun olarak el açıyor ve senden affımı istiyorum. Ya oğlan, gitmem. Ya? Kötü habersiniz beni, gitmem. İmdat! Ne oluyor orada? Yapmayın. Hay Allah. İdamlık Ali'ymiş. Affedin. Hayır. Hayır. Ali. İmdat. Ali. Kurtar beni. Uyan hadi kalk. Anladım. Ali. Hadi Ali. Kalk. Sen misin Ömer kardeş? Ne oldu? Neredeyim ben? Düşün uyandım. Kötü bir rüya görüyordun galiba. Ha? Evet. Çok mu kötüydü Ali kardeş? Kötü olsa yine iyi. Korkunçtu Ömer kardeş, korkunç. Rüyamda aha bu koğuştaymışım. Bir gece gelip beni koğuştan alıp hücreye götürüyorlar. Ben de gitmemek için çırpanıp duruyordum. Sonra? Sizlere bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sonra şafak söktüğünde hücreme birileri geliyor. Beni dışarı çıkartıyorlardı. Ben de tabii gitmek istemiyorum. Ama kolumdan sürüp çıkartıyorlar. Yapmayın etmeyin. Kıymayın bana diyorum ama sonra getiriyorlar beni. Bir de bakıyorum ki Ömer kardeş... Kendimi avluda buluyorum. İşte o zaman bağırmaya başlıyorum. Avluda ne vardı Ali kardeş? Tatlıdan ağacı vardı Ömer kardeş. Yağlı bir ip bir o yana bir bu yana sallanıp duruyordu. Cellatta ipin ta başındaydı. Neyse neyse hepsi rüyaymış. Geçti işte. Yok geçti deme. Geçti deme Ömer kardeş. Hayra alamet değil bu rüya. Gör bak asacaklar beni. Vallahi asacaklar. Ben asıldıktan sonra Çorumlu Ali ne dedi dersin işte. Hadi alt tarafı bir rüya işte. Sonra biliyorsun rüyalar çok kere yanıltır insan Ali kardeş. ama çoğu zaman da hakikat olur işte. Ölüm korkusu neyse de. En çok ne ağrıma gitti biliyor musun Ömer kardeş? Ne? Sizlerin içinden beni alıp götürmeleri. Hani kurban bayramında koç alırsın ya. Gözüne kestirdiğim birini yakalayıp sürünün içinden çekip alırsın ya. O gitmemek için direnir. Diğerleri de böyle köz köz bağır ya. İşte aynı onun gibi beni de rüyamda böyle sürüyerek alıyorlar. Siz de köz köz bakıyordunuz. Bak Ali kardeş, sen kötü bir rüya gördün. Hepsi bu. Takma kafanı artık buna. Sen okumuş yazmış adamsın Ömer kardeş. De bana. Asarlar mı beni? Bilmiyorum. Asmazlar herhalde. Sahi neydi senin suçun?
4 kişiyi öldürmek. Karım, kayınpederim, 2 kayınbiraderim. Aslında hak ettim yağlı ilmeği ama şu beklemek yok mu? Çıldırtıyor beni Ömer kardeş. Dur, sakin ol. Sakin ol Ali kardeş. Ömrün varsa... Ömrü düşünen kim Ömer kardeş? Ama ölümü beklemek yok mu? Ölümün soğuk nefesini ensende hissetmek. Hayır. Haksızlık bu. Ben haklıydım onları öldürmekle. Öyle değil mi Ömer kardeş? Söylesene. Öldürmek korkunç bir şey Ali kardeş. Korkunç bir şey. Bizim ölümü beklememiz kadar korkunç. Ama hak etmişlerdi ölümü. İstersen dinle de kararı sen ver Ömer kardeş. Sen okumuş adamsın. Benim kararım bir mana ifade etmez ki. Eder. Benim için eder. Vicdanım rahatlar hiç olmazsa. Ama karım için beni haklı da görsen vicdanım rahat etmez. Karınız mı? Suçsuzu demek o. Suçsuzdu Ömer kardeş. O suçsuzdu. Hiçbir suçu yoktu onun. Sakin ol ve anlat hadi. Belki rahatlarsın. Bizim oralar kıraç yerdir. Geçinmek pek kolay olmaz. Ben avradı babasından isteyip aldım ya. Sen satın aldın say işte. Yani başlık parası verdin. He ya. Sanki mal alır gibi aldım onu babasından. Baba da baba hani. Din nedir iman nedir tanımaz biri. Birazını peşin vermiş. Kalanı içinde aylık taksitler halinde senetler imzalamıştım. Taksit ödeyeceksin he? Her hasat sonu azar azar ödeyeceğim. Ne var ki hasat hep kötü. Toprak hep bereketsiz. Bırak bizim avradın başlık senedini ödemek. Yemeğe içmeye para yok. Sonra? Kayınpederle konuştum. Avradı ona teslim edip ben de tuttum Almanya'nın yolunu. Giderken de kayınpedere dedim ki geri dönüp senetleri mark ile ödeyip avradı gerisin geriye alacağım. O da tamam dedi. Söz dedi. Anşa ağlar ben ağlarım. Anşa da kim? Anşa benim avrat. Ağlaştık ayrıldık. Onu babası olacak sahtekara teslim edip gittim Almanya'ya. Sen de gurbetçi oldun ha. Peki ne kadar kaldın Almanya'da? 5 sene Ömer kardeş. Yemedim içmedim giymedim. Hep mark biriktirdim orada. Gittikten 6 ay sonra da kayınpedere azar azar mark göndermeye başladım. Ayşe'nin başlık parasına mahsubem. He ya. Güya ben gönderdikçe o senetleri yırtacaktı. Ben gittim 2 sene hiç dönmedim köye. Hesap ettim gönderdiğim marklarla Anşa'nın senedi ödenmiştir dedim. Sonra da izin alıp köye geldim. Vay, hoş gelmişsin Ali. Hoş bulduk baba. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsın, iyiyiz işte. Anşa nerede? Nerede olacak, tarlada. Birazdan döner. Senetler bir tamam değil mi? Yani hepsini bir bir ödedim. Hiç borcum yoktur sana, öyle değil mi? Senetler? Ha, şey yani... Tabii canım. Senetleri ne ettin baba? Senetleri ne edeceğim canım? Yırttım attım. Hatırat diye saklayacak değildim ya. Ali! Ayşe! Hoş gelmişsin Ali. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Neyse ben kayfaya gidiyorum. Siz karı koca hasretli giderin artık. O geceyi benim kötü evde Anşam'la geçirdim Ömer kardeş. Hasretlik neymiş meğer. Hem acı hem de tatlıymış. Öyle özlemişim ki onu. Benim Anşam hem kadın kokuyordu. Hem de melmeket kokuyordu. Herkes için öyledir hasretlik Ali kardeş. Böylece 10 gün geçti köyde. Ama her buluşmanın bir de ayrılığı olur ya. Anşadan da öyle oldu. Gidiyorsun halim. Gidiyorum Anşam. Birkaç gün daha kalsaydı. Oho, sen Almanya'nın ustasını bilmiyorsun. Bir saat geç git, o saat işten atarlar adamı. Çok kötü ha? Kötü olan sensiz olmak Anşam. Yoksa kötü her yerde var. Bir sen olsaydın yanımda, kötüler vız gelirdi bana. Daha çok kalacaksın mı Almanya'da? Kalacağım ya. Babana borcu ödedik. Şimdi ev alalım, tarla alalım, traktör alalım. Sana da bir geleceğim. Bir daha hiç gitmeyeceğim. Bu dediklerini ne kadar zamanda alacağım? 3-4 yılda olur herhalde. Iş anam, ne kadar da çokmuş. Yani ben seni şimdi 5 yıl hiç göremeyecek miyim? Yok canım. 2 yılda bir gelirim. Ha bak ne diyeceğim. Bundan böyle artık markları sana göndereceğim, tamam mı? Ben ne edeceğim elin gavur parasını? Para biriktikçe
Önce bizim köyde derenin oradaki Zeynel emminin tarlasını alırsın. Sonra da ziraate gider eğitimden bir traktör alırsın. He? Başka? Daha para biriktiğinde de şehirde de bir daire satın alırsın. Hepten geri dönünce şehirde yaşarız seninle. He? Peki. Sakın babana verme markları ha. Ne alacaksan ikimiz adına al. Tamam mı? Tamam. Anşam tamam dedi ya. Evdeki hesap çarşıya uymadı Ömer kardeş. Nasıl yani? Bir şey mi oldu? Ben Almanya'dan mark gönderdikçe Anşa dediklerimi bir bir yapmış. Hani tarlayı da, traktörü de, daireyi de almış. Almış. Almış ama ne almışsa hepsini babasının üstüne almış. Deme be Çorumlu. Tabii. Anşa'nın suçu yok. Fuhara cahil bir insan ne bilsin. Babası olacak o sahtekar bütün alınanları kendi adına kaydettirmemiş mi? Peki sen bunu ne zaman öğrendin Ali kardeş? Kesin dönüş yaptığımda tabii. Daha önce uyanamadın mı hiç? Uyanamadım kardeş, uyanamadım. Aklıma ne gelsin ki? Ayşe'ye soruyorum. Tamam diye. O da tamam diyor. Gel de inanma. Peki sonra? Sonrası mı? Zaten ne olduysa, başıma ne geldiyse sonrasında geldi Ömer kardeş. Köye geldiğimde bir baktım. Kayınpederim olacak soysuz. Benim traktörümle benim tarlamı sürüyor. Kan beynine fırladı o an. Hey baba! Benim tarlamda ne yapıyorsun sen ha? Senin tarla mı? Senin tarla hangisi Ali? Üstünde durduğun şu tarla işte. Sen rüya mı görüyorsun oğlum? Bu tarla benim. Hem de kabuğu gibi topusu var elimde. Tehyat traktör. Traktör mü? O da benim. Sen traktör almış mıydın ki? Ahlaksızlığın da bu kadar yani. Hem de ne ahlaksız. Benim Anşa'ya gönderdiğim mahlarla darlayı da traktörü de kendi üstüne almış. Bu da yetmiyormuş gibi şehirde daireyi de kendi adına dapulatmış. Ve de kirayı vermemiş mi? Vay alçak vay. Anşa boş ver Ali. Gel çekip gidelim. Hayatımızı başka yerde sürdürelim dedi. Lakin bir kere kafatası mı atmıştı Ömer kardeş. Ertesi günüm dayandım kayınpeder denen rezilin kapısına. İki oğluyla dikildi karşıma. Baba bunlar benim malım. Hepsini geri ver dedim. Ne dese? Senin hiçbir malın yok. Tarlada, traktörde, şehirdeki daireyi de benim deyince... Sen de çektin tabancayı, hepsini vurdun değil mi? Hemen değil Ömer kardeş. Baktım olmuyor. Allah bunların cezalarını verir deyip Allah'a havale ettim önce. Sonra Anşa'ya dedim ki... Üzerinde biraz mark var. Gidelim bir şehre yerleşelim. Almanya'da tornayı öğrendim. Şehirde bir torna atölyesi açarım dedim. Peki Ayşe ne dedi? Anşa ne desin fukara? Nereye çeksen oraya gidiyorum arkadaş. Şehre yerleşme kararı aldık. Ve hemen o gün kayınpedere gittik. Hayrola Ali, ne istiyorsun gene? Biz Anşa ile göçüyoruz buralardan. Ya nereye ki? Şehre. Orada iş kurup yaşayacağız. Vallahi sen hangi cehenneme gidersen git. Lakin Ayşe'yi götüremezsin. O burada kalacak. Neden? Benim nikahlı karım değil mi? İstediğim yere götürür. Sen karışamazsın. Sen öyle san. Ayşe'nin başlık parası senetlerini ödeyemediğin için avradını hacz ediyorum. Ne? Neler diyorsun sen baba? Almanya'dan her ay sana mark göndermedin mi o senetler için ha? Yo. O da nereden çıktı? Peki şahidin, hani şahidin var mı he? Senetler hala bende duruyor. Sen ne biçim bir babasın be? Müslüman değil misin sen be? Yaşından başından, sakalından utanmıyor mu sen be? Çok konuşma da çek git buradan hadi. Anşa'yı almadan hiçbir yere gitmem. Ayşe'yi hacz ettim dedim ya. Hem onu öte köyün muhtarına vereceğim. Vay rezil vay. Ulan sizi öldürmek sevapların en büyüğüdür. Ulan rezilliler! Ulan şerefsizler! Orada olup da görecektin Ömer kardeş. İtleri tek tek taradım. Peki ya Ayşe? Ayşe mi? Orada öyle bakıyordu. Korkudan kaskatı kesilmiş bağıramıyordu bile. Benim barabellumda tek bir kurşun kalmıştı Ömer kardeş. O son kurşunu da Ayşe'ye sıktım Ömer kardeş.
Zaten en çok da onu öldürdüğüme yanıyorum ya ben kardeş. Madem öyle neden öldürdün zavallı kadını? Onun ne suçu vardı? Ayşe gençti. Güzeldi. Görpeydi. Bir de zengindi. Mal mülk sahibiydi Ayşe. Sülalesini temizlemiştim. Ben de mahpusa düşünce ne yapacaktı Ayşe? Ha? Kötüler onu rahat bırakır mıydı sanıyorsun Ömer kardeş? O da doğru ya. Doğruyum yani değil mi Ömer kardeş? Doğruyum. Hak verdin mi şimdi bana? Hak mı? Ne hakkı? Ayşe'yi öldürme hakkı. Bilmiyorum Ali. Ayşe hem cahil, hem güzel, hem zengin, hem de sahipsiz. Bir de babası olacak o şerefsiz. Ayşe'yi öte köyün muhtarına vermeye söz vermiş. Bak bir yönden düşünürsek haklısın da bir başka yönden düşünürsek haksızsın be. Ama aslında haklıyım öyle değil mi Ömer kardeş? Senin kendi mantığından bakarsak haklısın tabii ama... İşte benim de senden duymak istediğim burada Ömer kardeş. Yani ben Ayşe'yi öldürmekle pek bir iyi etmişim değil mi? Diyelim ki iyi ettin. Ama bu seni idam cezası yemekten kurtarmadı. İdamdan değil ama vicdan azabından kurtarıyor. Ne? Kayınpeder de, kayınçolar da umurumda bile değil. Ama Ayşe, avradım öyle der. Bir pişmanım öldürdüğüme, bir değilim. Vicdanımı sızlatıyordu hep. Ama sen de beni haklı gördüğüne göre artık vicdanım rahat eder. Ömer kardeş, sen ne suç işledin de idam verdiler sana ha? Ben de senin gibi adam vurdum Çorumlu. Kaç tane? 4. Bilmediğim, tanımadığım, yüzlerini bile öldürürken gördüğüm 4 kişi. Peki ne yaptılar sana da vurdun onları? Hiç. İyi de zorun neydi öldürdün onları be Ömer kardeş? Ya, memleket kavgası Çorumlu. Memleket. Kardeş, Ömer kardeş, duyuyor musun? Neyi Çorumlu? Horozun ürüğünü. Günü onun ötüşüyle başlar bu mahpushanede. Onun ötüşüyle biz idamlıklar bir gün daha fazla yaşamanın... Öyle de Çorumlu, o bir günün sonunda yine ölüm var. Ama ben ölümden ziyade ölümün ötesini düşünüyorum. Kabri düşünüyorum. Allah'ımızın huzuruna ne yüzle çıkacağımı düşünüyorum. Şafakla gelen ölümle ben bunları da düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle hanıma yazdığım mektuba devam etmek istiyorum. Bugün idam kararı verilişinin 22. günü sevgili Nazan. Gün ağarmasıyla kendimde bir rahatlama duyarım hemen. Çünkü idam edilmemiz bir gün sonraya kalır. Halbuki ha bugün ha yarın. Bir şeyin fark ettiği yok. Ama nefsime bunu anlatamıyorum. Bir kitapta okumuştum. Eğer bir şey olacaksa onu şimdiden olmuş bil ve ona göre hareket et diye. O kitabı okuduktan sonra hakikatler bir bir açıldı gözümde. Gerçekler ateşten bir kor olarak çıktı karşıma. O hakikatleri avucumda öylece tutmam gerektiğini hissediyorum. Ölüm müthiş bir hakikat Nazan'ım. O en güzel nasihat edici. Ama anlayan için. Suçsuz insanları öldürmemin ızdırabı iliklerimin içinde sinirlerimi tırmalıyor sanki. Beni böyle yetiştiren, yanlış yönlendiren, yanlışlıkları hakikatmiş gibi gösteren zihniyete ne diyeceğimi, nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum. Allah'tan ümitsiz olmamam gerektiğini buradan öğrendim. Ölümün dehşetini yaşarken hakikatin sırlarına da vakıf olduğum için biraz garip gelecek ama kendimi şanslı sayıyorum. Buradaki koğuş arkadaşlarımın hepsi de idamlık. Ölümü beklemek her gün ölüp ölüp yeniden dirilmenin ne demek olduğunu ne sen sor ne de ben söyleyeyim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Akşamlar. İdamlıkların asıl hayatı saat 24'ten sonra başlar. Ölümü beklemek dehşeti bir deprem gibi içten içe herkesi sarar. Bir çıtırtı, kapının bir gıcırtısı, bir anahtar sesi, gardiyanın ayak sesleri. İşte bunlar sevgili Nazan, gece yarısından sonra idamlık mahkumları için birer şarapnel, birer bomba olarak patlar beyinlerimizde. Ah ölüm. Ah işte. Hey Sarıkamışlı. Allah Abdurrahman. Niye geldi bu adam hayırdır? Sarıkamışlı, gelsene buraya. Neden beni bağırtıp duruyorsun kardeşim? Ne var gardiyan efendi? Ne istiyorsun? Müdür seni istiyor, gel hadi. Müdür mü? Bu saatte mi? Saatin nesi varmış? Ey Sarıkamışlı, müdür bu. Mahkumu her saat isteyebilir.
Gel hadi. Yok. Olmaz. Gelmem. Hayır. Gelmem. Haç boşuna çağırma. Gelmem gardiyan efendi. Sen beni kandırıyorsun. Gelmem. Ya neden kandırayım ki seni? Müdür git çağır Sarıkamışlı'yı dedi. O kadar. Gel hadi. Aklın sıra müdür istiyor diye beni koğuştan çıkartıp hücreye atacaksın. Sonra da sabaha karşı astıracaksın beni, he mi? Saçmalama Abdurrahman Çavuş. Daha kağıtların temizden gelmedi. Bu asılma işi de nereden çıktı şimdi? Yalan söylüyorsun gardiyan. Mutlak kağıtların bozuk geldi. Söylemek istemiyorum. Ulan sana müdür çağırıyor dedik. Kafamı kızdırma da gel hadi. Gelmem. Vallahi gelmem. Ne bakıyorsunuz öyle köz köz? Anlamadınız mı hala? Beni asmaya götürüyor bu adam be. Sarıkamışlı. Abdurrahman Çavuş bak. Seni severim. İnan bana. 4 çocuğum var benim de. Yemin ederim ki asılmaya falan götürmüyorum seni. Hadi. Etme gardiyan. Gecenin bu vaktinde. Gündüzler torbaya mı girdi de müdür bu saatte ben istiyor? Azıttın ama Sarıkamışlı. Adam gibi geliyor musun benimle yoksa cendermeleri buraya çağırayım mı? İnanmayın bu gardiyana. Bunların niyeti kötü. Bunların niyeti beni asmak. Neden öyle melül melül bakıyorsunuz be? Bugün bana yarın da size. Sırayla bu iş. Abdurrahman Çavuş. Gardiyan yemin içti. Müslüman adam canım. Böyle boşa yemin eder mi? Ne zamandır temizden haber bekliyordum. Bugün yarın gelecekti. Mutlaka temiz tasdik etti. Asacaklar beni. Asacaklar diyorum. Buradan bir çıkarsam bir daha geri dönmem arkadaşlar. Yahu ne kalın kafalı adammışsın. Kaç kere söyleyeceğim. Seni asmaya götürmüyorum. Hadi Sarıkamışlı. Gardiyanını asmayacaklar diyor. Sinirlerimizi bozma da git. Sen ne diyorsun Ömer kardeş? Asacaklarsa asarlar Abdurrahman Çavuş. Biz ne yapabiliriz ki? Olmaz desek, vermesek seni almazlar mı sanki? Gardiyanın dediğini yap. Git onunla. Peki. Bak, yemin ettin. Unutma gardiyan. Yalansa oyuncağı günaha girersin sonra. Tamam, tamam. Gel hadi. Arkadaşlar, can borcumuz var devlete. Gidip de gelmemek var. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Şu anda gecenin ilerlemiş bir saatindeyiz ve gardiyan gelip içimizden birini alıp götürdü. Giden idamlık Sarıkamışlı Abdurrahman Çavuş. Bu ben de olabilirdim Nazan'ım. Ya da Çorumlu Ali veya bir başkası. Ama piyangoz Sarıkamışlı'ya çıktı. Gideli bir saat oldu ve biz hala Sarıkamışlı'nın koğuşa geri dönmesini bekliyoruz. Acaba boşuna mı bekliyoruz Sarıkamışlı'yı? Neredeyse şafak da sökecek. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben geldim. Oo, hoş geldin Sarıkamışlı. Gördün mü bek? Asmaya götürmemişler seni işte. Hayrola Abdurrahman Çavuş. Müdür seni niye çağırmış? Köyden bir haber gelmiş, onu söylemek için çağırmış. Ne haberiymiş bu? Bir ölüm haberi varmış da. Kimmiş ölen? Benim küçük oğlan. 6 yaşındaydı. Başın sağ olsun. Dereye düşüp boğulmuş. Başın sağ olsun, başın sağ olsun. Ben de az kalsın asmaya götürüyorlar diye öyle bir korkmuştum ki. Meğer benim oğlanın ölüm haberini diyecekmiş bana müdür bey. Sevgili Nazan, şu anda benim gördüklerimi, benim hissettiklerimi yaşamanı ne kadar isterdim bir bilsen. Ölüm korkusu bizleri insanlıktan çıkarmış sanki. Bir görsen, oğlunun ölüm haberini duyan Sarıkamışlı Abdurrahman üzüleceği yerde seviniyor. Boğazına yağlı ölüm ilmeği geçmediği için, bir gün daha yaşadığı için bayram ediyor. Bunları gördükçe kabri düşünüyorum Nazan. Sorgu sual meleklerini düşünüyorum. Kıyametin dehşetini, mahkemeyi, kübradaki hesabımı düşünüyorum. Üzerimdeki dağlardan, deryalardan daha ağır olan kul haklarını düşünüyorum. Arkadaşlarımın ölümü beklemenin dehşetini yaşarken ben ölümden sonraki olacakların derin ızdırabını duyuyorum. Kardeşin kardeşten, babanın oğlundan, annenin yavrusundan kaçtığı o müthiş hakikatin içinde yüzüyorum. Bunları düşünürken boşa geçen, aldatılan ömrüm için bin aile feryat ediyorum. İyi bir kul olmamanın ızdırabını kalbimin ta derinliklerinde hissediyorum. Dinliyorum. Gardiyanlardan duydum. Az önce 20'ye yakın dosya gelmiş müdüriyete, haberiniz olsun. Eğer dediklerin doğruysa bu gece infaz var mahpushanemizde. Yazık. Kim bilir kimlerin dosyası geldi. Müdür beyin masasını temizliyordum. O sırada geldi dosyalar. Üzerinde mahkumların isimleri yazılıydı. Temizden gelen idamların dosyalarıdır ha.
Üçüncü bahçe. Beni asacaklar. Bu gece beni asacaklar. Mutlaka. Mutlaka benim dosyam da gelmiş. Ya dur ya. Nereden biliyorsun senin dosyanın geldiğini? Biliyorum. Beni asacaklar. Hayda. Namussuzlar, suçsuzum ben. Ya, kimseyi bak. Öldürmedim. Allah. Hayır. Ya, hayır asamazsınız beni. Hayır. Bir dakika. Ya sakin ol. Kendine bırakın. Allah. Tutmayın beni. Allah Allah. Boynuma Allah. Çingene cennetini vermem ben. Allah. Kendi ipimi kendim atacağım. Yapma. Çek. Ya tutun şunu ya. Kendini öldürecek bırakın. Bu adam ya. Allah Allah. Çingeneyi ip çektirmem ben. Ya. Tutun şunu. Tutun. Bak şimdi kendini. Çekilin. Çekilin diyorum size. Allah aşkına dur. Allah Allah. Çekilin. Ya yetişin imdat. Çekilin diyorum size. Çekilin. Ne oldu? Ne oldu bu adama? Karnaval içinde kalmış. Ya bu gece beni asacaklar diye bağırdı. Sonra da başını duvarlara vurmaya başladı böyle kendi kendine. Ölmüş bu adam gardiyan. Karantinaya kaldırın. Ya, savcı gelinceye kadar orada kalsın. Ya, yazık oldu adam gidiyor. Suçu neydi bu adamın? İki bilezik için bir kadınla kızını doğramış. Namussuz bir de suçsuzum diyordu. İşte ölümün her an kapımızı çalmasını beklediğimiz bir gecenin eşiğinden daha içeri girdi. İdamlık koğuş arkadaşlarım böyle beklemektense adeta ölümün kendisine gelmesini istiyor. İçimde bir duygu, sanki idamlık haberim gelince rahatlayacakmışım hissini veriyor. Bunları düşünürken de ötelerin ötesine uzanıyorum sevgili Nazan. Bir anda asıldığım, kabre konduğum, mahşerde dirilerek haşrolduğum geçiyor hatırımdan. Sonra şimdiki beklediğimiz gibi mahşer yerinde de beklememiz canlanıyor gözümün önünde. Söylenenler doğruysa bu gece birkaç kişi ipe gidecekmiş. Asacaklar ya. Bu gece beni de asacak namussuzlar. Çünkü sıram geldi. Beni de götürecek. Saçmalama Abdurrahman Çavuş. Bunu da nereden çıkardın? Dosyalar gelmiş ya. İmamı da çağırmışlar. Kuruntu bunlar hep Çavuş. İnanma. Ömer kardeş. Bir şey diyeceğim sana. Buyur söyle Çorumlu. Hani bir seferinde sana neden o adamları öldürdüğünde sormuştum ya. Sen de memleket meselesi demiştin. Hatırladın mı? Evet. Peki de bakalım. Sağcı mısın, solcu musun? Sadece katilim Çorumlu. Sadece katilim ben. Katil olduğum belli de... Çorumlu'nun dediği gibi... sağcı katil misin, solcu katil misin? Katilin sağcısı solcusu olmaz arkadaşlar. Katil katildir. Durun biraz. Nereye Abdurrahman Çavuş? Helaya. Peki neden öldürdün o üç kişiyi Ömer kardeş? Anlaşılan bu gece uyumayacaksınız size. Hangi gece uyuyabiliyoruz ki Ömer kardeş? İdamlık dediğin karanlık bastırdı mı pür dikkat olmalıdır. Bakın arkadaşlar şu anda bir sıkıntı duyuyoruz değil mi? He ya hem de ne sıkıntı. Bu ölümü beklemek yok mu Ömer kardeş? İşte bu sıkıntımızın temelinde ne var biliyor musunuz? Ne var Ömer kardeş? Cehalet. Cehalet var arkadaşlar. Başkasının hayatına kastetmenin, sabırsız olmanın, şunun bunun sözüne uymanın, birilerine benim gibi alet olarak hayatını, her şeyini kaybetmenin temelinde cehalet yatıyor işte. Emme Ömer kardeş, sen okumuş yazmış adamsın değil mi? Sen de 4 adam öldürmüşsün emme. Seninkisi sanıyorum siyasi. Tahsilimiz, okuma yazmamız görünüşte. Aslında bizim gibilerine tahsili cahil demek daha yerinde arkadaşlar. Tövbe tövbe. Bak ne güzel konuşuyorsun işte. Bir atasözümüz var. Bir musibet bin nasihattan yedir diye. İşte benimki de bu. Bu musibete çarpılmasaydım hakikatleri görmek imkanına da kavuşamayacaktım. Bu bakımdan Rabbime hamd ediyorum. Ya Ömer kardeş. Biz de senin gibi bir düşünebilsek hele. Gardiyan geliyor. Muhabbetiniz bol olsun arkadaşlar. Gardiyan efendi. Buyur gardiyan efendi. Sarıkamışlı nerede? Göremiyorum. Hey Sarıkamışlı, Abdurrahman Çavuş neredesin? Şimdi hatırladım. Az önce helaya gitmiş idi. Uyudun mu orada Sarıkamışlı? Çabuk sana bir haberim var. Çık. Biriniz çıkartın şunu oradan be. Ben şimdi çıkartırım gardiyan efendi. Hadi git al şunu bakayım hadi. Çabukçu. Gardiyan seni çağırıyor çavuş. Duymadı mı be hey? Sarıkamışlı.
Cihat ediyorum. Maden çıkmıyor. Aç kapıyı Çorumlu. Baş üstüne verdiğin efendi. Uyudun mu yoksa? Amanın. Bu da ne? Çabuk buraya koşun. Çabuk. Ne oldu Çorumlu? Bu ölmüş gardiyan. Sarılmıştı, canını akıymış arkadaşlar. Vah zavallı, ölmüş mü? Ölmüş ya. Çalıyla bileklerini kesmiş. Olacak iş mi bu şimdi? Neden? Neden yaptın bunu be Sarıkamışlı? Neden? Hiç mi dayanacak gücün kalmamıştı? Bekleseydin ya. Belki de asmazlardı seni. Belki de müebbete çevirirlerdi cezanı. Sen neden aramıştın Sarıkamışlı'yı gardiyan? Müjde vermek için. Müjde mi? Ne müjdesi? Bugün Temiz'den dosyası gelmişti. Temiz idamını bozmuş. Ne? Yani Sarıkamışlı ipten kurtulmuş muydu? Evet, yazık oldu. İyi mahkumdu. Allah razı olsun arkadaşlar. Vakit geç oldu. Yatın uyuyun. Hadi yakalım bakalım arkadaşlar. Ve bu gerilimli bekleyişin sonucunda ilk freyi verdik Nazancığım. Sarıkamışlı Abdurrahman bu yüke daha fazla dayanamayıp intihar etti maalesef. Halbuki inançlı olsaydı bu intiharı yapmaz, idam edilmeyeceğini de öğrenmiş olurdu. Maalesef onu bu şekilde intihara götüren şey yine cehalet oldu sevgili Nazan. Şu anda daha iyi anlıyorum ki bu korkuların temelinde iyi kul olamamanın getirdiği sancılar yaşanıyor. Korkumuzun temelinde bu yatıyor. Nasılsın Ömer? Göründüğüm gibiyim işte. Çok zayıflamışsın. Gözlerin altın mosmor. Uykusuzluktan. Sen nasılsın? Çocuklar nasıl? İyi olmaya çalışıyoruz. Çocuklar devamlı seni soruyorlar. Evet. Temiz'den hala haber yok değil mi? Yok. Ömer. Seni asmazlar değil mi? Lütfen Nazan, ağlama. Göreceksin bak, idam kararını Temiz bozacak. Hiç merak etme. Ne yapıyorsun orada Çorumlu? Hiç. Dışarıyı seyrediyorum gardiyan efendi. Sana hiç ziyaretçi gelmez mi? Kim kaldı ki gelsin? Anam babam zaten rahmetli. İki kardeşim Almanya'da. Avrat tarafı dersen kim varsa öldürdüm. Allah'tan gayrı kimsem kalmadı şu darı dünyada. Şu anda gecenin yarısı sevgilim. Seni ve yavrularımı dünya gözüyle bir daha hiç göremeyeceğimi biliyorum. Şu anda koğuşta derin bir sessizlik yaşanıyor. Ama bu tamamen suni sevgili Nazan. Çünkü şu anda herkes benim gibi idam haberini beklemenin çilesini çekiyor. Sağlık ve afiyet içinde geçen zamanlarımı düşünüyorum. Meğer hürriyet içinde olmanın kıymeti elden çıkınca anlaşılırmış Nazan'ım. Serbest zamanımda niçin ahirete yarayacak işler yapmadım, niçin namaz kılmadım, oruç tutmadım, hayır ve hasanat yapmadım diye pişmanlık duyuyorum. Yaptığım kötülükleri düşünerek de ızdırap duyuyorum. Affet Allah'ım! Affet Allah'ım bizi! Bize insan mı diyorlar? Affet Allah'ım! Affet! Ne oluyor? Ne bu feryat? Kim o bağıran? Ben iyi denen Mustafa. Kafayı üşüttü galiba. Gecenin bu saatine bağırıp çağırdığına göre. Aklı sıra iyi insan numaralarıyla idamdan kurtulmak istiyor. Yemezler bu numarayı. Nidel yemezler oğlum. Hayır, yanılıyorsunuz. Böyle numaralarla bir şey elde edileceğini sanacak kadar aptal değilim ben ha. O halde bu değişikliğin sebebini söyle de biz de bilelim ha. Ne düşündün Nidel'i? Ne olacak cehaletimizi... Cahil olmasak bu hallere düşer miydik? Doğru dersin beni İdeli. Her bir ıstırabın, her bir musibetin altında mutlaka cehalet yatar. Fakat madem ki pişmanlık duyarsın ya, bu da bir kazanç sayılır. Fakat çok geç kalınmış bir pişmanlık Ömer kardeş. Allah'tan korkumuz olsaydı, yeterli dini bilgimiz olsaydı bu işlerin hiçbiri başımıza gelmezdi elbet. Sen tokatlı Ahmet, kafayı çekip sağa sola ateş ederken... Keyfi dört kişiyi öldürmezdin. Sen Çorumlu. Sen de işin önünü sonunu düşünmeden imkanı yok dört kişinin katili olmazdın.
Ya sen Balıkesirli Niyazi? En yakın arkadaşının hanımını para için öldürebilir miydin ha? Ya ben nefsimin pis emelleri için komşumuzun namuslu hanımını hunharca nasıl katledebilirdim? De Ömer kardeş, bir şey de be, yanlış mıyım? Yok, değilsin, elbette değilsin. Cehalet deyince en başta Allah'a, kitabı tanımamak gelir. Ben de aldatıldım gayrı. İç düşmanlar sayın, dış düşmanlar sayın, aldatıldım işte. Evet, bunca melaneti içimizde Allah korkusu olmadığı için yaptık. Şimdi ben yüce yaradana sığındığım için, benim delirdiğimi, idamdan kurtulmak için böyle yaptığımı sanıyorsunuz, öyle değil mi? Ta baştan yapmalıydın. Ama zararın neresinden dönersen kârdır Çorumlu, kâr. Anşa. Çorumlu. Anşa. Sen ne yapıyorsun öyle orada he? Hiç. Anşamın adını sesleniyor. O 99'luk Anşa. Tesbihle mi? He. Anşa. Bredensiz. Anşa. Tesbihle ancak Allah'ın adı zikredilir. Karının adı değil. Orasını ben de biliyorum. Ama ben Anşam'ın adınla çekiyorum. Sana ne? Tövbe tövbe. Günaha giriyorsun Çorumlu. Yapma. Anşa. Sana Anşa. Yapma dedim rezil. Başlatacaksın şimdi aşağından maşağından yani. Ağzından sıhhanı kulağın duysun. İdeli. Eğer bir daha avradıma laf edecek olursan. Bana bak. Madem Ayşe'ni o kadar seviyordun, neden öldürdün öyleyse ha? Yeter. Sen... Yeter. Kesin kavgayı arkadaşlar. Kendi derdimiz bize yetiyor zaten. Boşuna üstüne varma Çorumlu Mustafa. Yaşadığımız günler sonunda onun da aklını kaçırmaya başladı ortada. Delirmiş bu rezil yahu. Resmen delirmiş. Hem karıyı öldür, hem de tesbih çekerek karının adını sayıkla. Buyur Ömer abi. Yeni demlemiştim, sıcak bir çay içsene. Sağ ol Niyazi. Eline sağlık Niyazi kardeş. Pek güzel demlemişsin çayı. Afiyet olsun Ömer kardeş. İstersen bir bardak daha vereyim hiç ha. Sağ ol. Bu zulüm daha ne kadar sürer dersin Ömer kardeş? Zulüm mü? Hangi zulüm Niyazi? Hangi zulüm olacak abi? İşte bu idam zulmü. Her gün, her gece ha asıldık ha asılacağız korkusuyla yaşamak zulüm değil de nedir ha? Baştan sona haber yok diye bir deyim vardır Niyazi kardeş. Neye el atsak elimizde kalıyor işte. Ya. İnsanın nihayette tutunacak dalı adalettir ama bizdeki adaletin hali de bu. Ya. Cahil bırakır katil yaparlar, idam fermanı çıkartıp ha öldün ha öleceksin diye zulmederler. Ne diyelim? Ver elini öpeyim Ömer kardeş. İçime su serptin gari. Yeter. Yeter artık. Bitirsinler bu işkenceyi, öldüreceklerse öldürsünler ya. Tam 6 ay oldu. Hakim idam cezası vereli. Ama bir tesellimiz var. O ki yüzümüzü hakka döndürdük. İşin hakikatine kavuştuk. Bu da bir kazançtır Niyazi kardeş. Ben senin gibi olamıyorum Ömer kardeş. Hep böyle hakaretler ediyorum içeri karada. Sebeplere de karar verene de bekletene de. Kendine de et Niyazi kardeş. Kendine de. Kendime de. Kendime de diyorum. Saat gecenin yarısını geçti sevgili Nazan. İçimden bir ses yolun sonuna geldiğimi fısıldıyor bana. Mektubun başında sana bir kitaptan bahsetmiştim hani. İnanılır gibi değil ama o kitabı hiç tanımadığım biri hediye etti bana. Anlatayım. İdam kararımın geldiği ilk günlerdeydi. Şaşırmış, ne yapacağımı bilmez halde bunalıma düşmüştüm. İçten içe inliyor, Rabbime dua ediyordum. Ya Rabbi, hata ettim, isyan ettim. Benimle hiçbir münasebeti, alıp vereceği olmayan insanları sebepsiz yere öldürdüm. Affet beni ve yardım et bana diye. Evet Nazan, böyle samimi yaptığım duadan sonra inanır mısın, rahatladığımı hissettim. O gecenin sabahıydı, gardiyan beni çağırdı. Korka korka yanına yaklaştığımda elinde bir paket olduğunu gördüm. Paketin içinden bir ilmihal kitabı çıkmıştı. İşte o gün hayatımın dönüm noktası oldu.
Okuduğum her bir kelime Ağustos sıcağında bunalmış birinin içine esen meltem rüzgarı gibi serinlik ve huzur veriyordu bana. Bu kitap olmasaydı belki deliren, intihar eden arkadaşlarımın başını ben çekmiş olacaktım. Şimdi sana ve yavrularıma tek mirasım bu kitap olsun sevgili Nazan. Göreceksin, darda kaldığın günlerde teselli kaynağın, sıkıntılı anlarda ferahlatan meltem olacak bu kitap. İşte, işte Nazan, gardiyanın bu gelişi bana. Ömer! İşte, işte sevgili Nazan, içime doğan gerçek oldu. Gardiyan beni çağırıyor. Ömer! Ömer dedim, duymadın mı? Duydum, duydum gardiyan efendi. Duyduğunda neden cevap vermezsin? Mektup yazıyordum da. Sonra yazarsın. Şimdi gel. Müdür bey seni çağırıyor. Müdür mü? Gecenin bu saatinde mi? Mahpusun gecesi gündüzü olur mu hiç? Tabii. Yalnız biraz izin rica ediyorum gardiyan efendi. Olur ama fazla oyalanma. Tamam. İşte sevgili Nazan, yolun sonu göründü. Zevkler, eğlenceler, idealler, ihtiraslar hepsi geride kaldı. Ama kötü iyi yaptıklarım benimle beraber etrafımı kuşatmış olarak geliyorlar. Bilmiyorum ahirette görüşme imkanımız olur mu? Bilmiyorum yaptıklarımın hesabını verip aydınlığa kavuşmam olur mu? Benim için dua et. Seni ve evlatlarımı her şeyin sığınağı ve her şeyin sahibi olan Allah'a ısmarlıyorum. O en iyi vekil, en iyi sahiptir. Elveda. 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 Hey! Gardiyan! Gardiyan! Seni bekliyorum. Ben hazırım artık. Gidebiliriz. Elveda arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sen de helal et. Sen de helal et Ömer. Ben de herkese helal ettim. İdamlık Mahkumlar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.